Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli izleyenler, Türkiye'nin gönderdiği Bayraktar TB2'ler Ruslara hücum saldırısı yaptı, Rusları yok etti. Rusya, Ukrayna'da imha edilen askeri tesis sayısını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da imha edilen askeri altyapı tesisi sayısının 3000'e yaklaştığını bildirdi. Kıymetli izleyenler, bildiğiniz gibi Ukrayna Türkiye'den Bayraktar TB2'leri almış ve bunları Rusya savaşında etkin bir şekilde kullanıyordu. Rusya tarafından Bayraktar TB2 açıklaması geldi. Orduya mensup bir yetkilinin yaptığı açıklamada Bayraktar TB2'ler bize 4000 askerimize mal oldu ifadelerini kullandı. Bakanlık sözcüsü Igor Konashenkov, başkent Moskova'da Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa dair açıklamalar yaptı. Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini belirten Konashenkov, 8 yerleşim biriminin kontrol altına alındığını ifade etti. Ukrayna ordusuna ait 98 uçak ve 110 insansız hava aracının yanı sıra 144 hava savunma füze sistemi, 88 radar istasyonu, 1007 tank ve çeşitli zırhlı araç, 109 çok namlulu roket atar, 374 obüs ve havan topu ve 793 özel askeri aracın yok edildiğini söyleyen Konashenkov, Ukrayna'da saldırılar sonucunda 2998 askeri altyapı tesisi imha edildi denildi. Rus ordusunun Ukrayna'nın Mariupol şehrindeki doğum ve çocuk hastanesine hava saldırısı düzenlediğini yalanlayan Konashenkov, bunun Ukrayna tarafınca kurgulanmış provokasyon olduğunu iddia etti. Söz konusu hastanenin karargaha çevrildiğini savunan Konashenkov, Mariupol'daki hastanenin Şubat sonu itibariyle çalışmadığını ifade etti. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın Mariupol'daki hastaneye yönelik hava saldırısında biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin yaralandığını bildirdi. Zelenski, Rusya'da olayla ilgili yalan propaganda yapıldığını belirtti.